Hepinizin bildiği gibi Avrupa yani Batı ana başlığı altında işleyeceğimiz konulara gelmiş ve orada kalmış idik. Bunların hem Avrupa açısından çok önemli olması, hem bilhassa Türkiye gibi asırlar süren uzun yıllar İslam aleminde önderlik yapmış bir ülke halkına dayatılması bakımından önemine binaen laiklik üzerinde durmak istiyoruz. Laik, Latince tabiriyle laikus kelimesi, din dışı adam, dinle ilgisi olmayan veya din adamı olmayan manasına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Daha ziyade tarih bu kelimeyi paganist dinler, yani çok tanrılı dinler vasıtasıyla, vesilesiyle tanımış. Çünkü İslam dininin, daha doğrusu ve genel ifadesiyle ki ayrı anlama gelir, vahyi dinlerin, Allah katından gelen dinlerin din adamlığı kurumu olmadığı için din adamı olmayanların da bulunması söz konusu değildir. Zira İslam'a göre insanların dini vardır, dinlerin insanı yani dinlerin adamı olamaz. Bu tabir tamamen kaynağı insan kuruntusu, insan vehmi, insan beyni, insan aklı, artık ne dersek diyelim. Yani vahyin dışındaki kaynaktan gelen, o kaynaklardan doğan dinlerin, dünya görüşlerinin ve yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı bir kurumdur. Nasıl ki solungaç dediğimiz zaman suda yaşayan canlıların nefes almasını sağlayan organa deniliyor ise, ciğer denildiği zaman karada yaşayan hayvanların solungaç organları anlaşılıyorsa ve biri diğerinin genel anlamda aynı anlama geleni olmasına rağmen özel anlamda karşıtı değilse, tıpkı laiklik de İslam için, vahyi dinler için, vahiy kökenli dinler yani tek kelimeyle İslam için geçerli bir kelime, geçerli bir kurum olmamıştır, olamamıştır. Fakat zorla siyasi rejimler ve siyasi otoriteler tarafından dayatılan kültürlerin sonucu bugün profesöründen sokaktaki bakkalına kadar birçok insanın genç yaşlı İslam'ım ama laikim veya laikim hem de İslam'ım, işte hem haccıma giderim hem viskimi içerim ifadesiyle bir meşhur kadının ağzından çıktığı haline bile bürünmüş. Aslında bu kelimeyi bu haliyle kullananların bilgisizlikleri, düşüncesizlikleri, yüzeyselliklerinin ifadesidir. Çünkü gerçekten söz konusu İslam'sa laikliğin onda söz konusu olması, geçmesi mümkün değildir. Tamamen apayrı bir dünya görüşünün, apayrı dinlerin, insan kuruntusu ürünü olan dinlerin bir kurumudur laiklik. Zira o dinlerde dinle bizzat uğraşan insanlar vardır. O insanlara din adamı denilmektedir. Onun dışında bazı değil birçok, yani tüm halk vardır. O kimseler de din dışı insanlardır. Dinle ilgili olmayan insanlardır. Halkın adeta diniyle meşgul olan, olmakla görevli, farz-ı kifayeymiş gibi işte bir din adamı sınıfı, ruhban sınıfı, daha sonra bu isimler de verilmiş, oluşmuş. Bu laik olmayan, yani bizzat meşguliyeti din olan insanlar anlamına kullanılmıştır. Laikus kelimesi ise bizatihi meşguliyeti din olmayan, asıl esas itibariyle din dışı meşguliyet sahibi, mesleği dindarlık olmayan, dindarlık meslek olmaz aslında, kişiler için kullanıla gelmiş. Bu itibarla daha sonra esası itibariyle vahye dayalı olmasına rağmen İsa Aleyhisselam'ın
daha önce Musa aleyhisselamın getirdiği İslam dini de tahrif olduktan ve paganist dinlere, yani çok tanrılı dinlere benzetildikten sonra onların da içlerine yerleşmiş. Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, size dininizde ruhbanlık yazmadık, fakat siz kendiniz için yazdınız ama ona da gereğince riayet etmediniz buyurduğu gibi, ruhbanlık Kur'an'a kadar geçmiştir. Yani Kur'an'da zikredilmesi demek, onun bulunmasının meşruiyeti anlamına gelmez asla. Eski Yunan'da olsun, eski Roma'da olsun, tapınaklarla özel olarak görevli, cenneti, cehennemi belirleyen, onları insanlar arasında istediği şekilde dağıtan, istediği kimseleri oralara sokan, çıkaran, giderek Hristiyanlıkta günah çıkarma kurumuna dönüşen haliyle laik olmama, yani din adamlığı, laik olmamanın tam tersi din adamlığıdır. Günümüzde neredeyse emperyalizmin etkisiyle, kültürel ve siyasi baskısı, hatta askeri dayatması sonucu o hale getirilmiştir ki, uzaktan yakından alakası bulunmamasına rağmen İslam'da dahi, yani Müslümanlar arasında dahi, işte camide namaz kıldıran hocanın, vaaz veren vaaz efendinin, vaaz eden vaaz efendinin, ondan sonra giderek işte müftünün, bilmem, Diyanet İşleri mensuplarının ve ilahir kişilerin din adamı sayılmaya başlandığı, onların doğrudan dinle ilgili oldukları, fakat onların dışındaki genel halkın laik olabileceği, yani din dışı da kalabilecekleri düşüncesi Müslümanlar arasında da yayılmaya çalışılmış, başlanmış ve büyük bir ihmalin sonucu, bilerek, kasten yapılan ihmalin sonucu neredeyse geniş kitleler üzerinde yerleşmiş bir kanı haline gelmiş. Orta Çağ Avrupası, paganist Romalılardan sonra Roma'yı saran paganizmin, yani çok tanrılı dinciliğin veya dindarlığın yaygın olduğu Roma'da İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din taban bulmuş, geniş kitleler üzerinde etkin olmuş ve hemen Avrupa halkı Romalılar vasıtasıyla Roma'nın Filistin'deki uzantısından başlayarak Roma'ya kadar sıçramış, oradan Avrupa'ya yayılmış. Fakat getirilen din, gelen din, vahye dayalı din, uzaktan yakından İslam'la alakası kalmamış, paganist Roma'nın içinde ruh olarak yaşadığı bir bedene dönüşmüş adeta ve bu haliyle aradan daha 100 yıl bile geçmeden İsa Aleyhisselam'ı, yani Allah'ın elçisini, Allah'ın kulu ve elçisi bilmesi gereken Hristiyanların onu Allah'ın oğlu bilmeye başladıklarını görüyoruz. Teslis akidesi diye meşhur olan, bugün bütün dünyaca bilinen Hristiyanlık akidesi, baba oğul ruhul kudüs veya ana oğul ruhul kudüs şeklinde de olsa, yine paganizmin esprisini taşıyor, yine birden fazla tanrı, üçleşmiş Allah, üçleşmiş ilah şekline dönüşmüş ve o haliyle yaşıyor. Dolayısıyla paganizm kendini, ruhunu İsa Aleyhisselam'la yeryüzüne gönderilen Allah'ın tevhid dini içerisinde yaşatıyor. Tabi şirkin tevhid içerisinde yaşaması demek, tevhidi öldürerek yaşayabilmesi, onun hayatına son vererek yaşayabilmesi anlamına gelirdi. Nitekim öyle de yapmışlar. Tevhidi öldürmüşler. Laiklik, siyasi bir kavram olarak, siyasi rejimler açısından önemli üzerinde durulan bir kavram olarak, daha ziyade 1789 Fransız İhtilali Kebiri veya işte Büyük İhtilali diye anılan Avrupa'daki çok köklü siyasi hareketin sonucu ortaya çıkmış ve bütün dünyaya yayılması da buradan olmuştur.
Avrupa 1789 Fransız ihtilaline kadar geçirdiği süreç itibariyle tamamen Hristiyanlaştıktan ve paganizmin, çok tanrıcılığın, tevhid akidesinin yerini doldurarak tüm Avrupa'yı kaplamasından sonra Avrupa uzun asırlar din adamları denilen ruhban sınıfının başta Papa olmak üzere işte bütün kademelerindeki isimlerini bilmiyorum ama işte piskoposlar bilmem her piskoposlar çeşitli mezheplerde değişik isimlerle anılmalarına rağmen en aşağıdaki bir keşişe varana kadar yani en küçük din adamına varana kadar bunlar dünya işlerinin hiçbiriyle uğraşmayan, halktan din vergisi alan veya halkı günahlarını çıkarması karşılığı vergiye bağlamış, bağışa bağlamış kimseler olarak büyük mülkler sahibi olmuşlar. Kralın siyasi ve askeri etkisinden de yararlanarak onunla bir koalisyon kurmak suretiyle uzun asırlar Avrupa üzerinde tahakkümünü sürdürmüş idi. Cennetler satıyorlar, istedikler, istediklerine vermiyorlar, istediklerinin günahını çıkarıyor, istediklerini afaroz ediyorlar. Yani günahı çıkmaz, cehennemlik yapabiliyorlar. Sanki cennet veya cehennem onlarınmış gibi. Allah'ın cennetini ve Allah'ın cehennemini Allah'ın iradesine hiç başvurmadan, onun iradesini zaten kaybetmiş oldukları halde, diledikleri gibi tasarruf ediyorlar, diledikleri gibi harcamada bulunuyorlar. Halk üzerindeki etkisi bu uygulamanın, kral-kilise ikilisinin uzun zaman sürdü. Örneğin, kralın oğlunun birisi evlenecek, düğün mü yapılacak, o düğün için masraflar mı lazım, işte hayvanlar kesilecek, bilmem kızartması yapılacak, şu olacak, bu olacak. Nereden olacak? İşte köylüden toplanacak. Hemen kralın askerleri köylere atlarını sürüyorlar. Köylünün elinde ne varsa, işte iki keçisi mi var, en az birini alıyor, bazen ikisini de alıyor, işte üç sığırı mı var, birini ikisini alıyor filan. Böyle kraliyetin masraflarının karşılanmasında kullanıyorlar. Halkın şikayeti diz boyuna çıkıyor, sızlanıyor. Çünkü zaten geçimini zor idare edebilen bir halk. O zamanlar Avrupa çok sefil bir hayat yaşıyor, kıt kanaat. Zaten ikliminin tarıma fazla elverişli olmaması da Avrupa insanının açlığında büyük rol oynuyor. Derken halk sızlanıyor ama ne yapsın, yapacak bir şey de bulamadığı için sızlanmasıyla kalıyor. Bu arada onların şikayetlerini hafifletmek, şikayetlerini azaltmak üzere köyün rahibi, kasabanın papazı işte bu vergi toplamayı takiben halkın karşısına çıkıyor, işte bu dünyada fakir olan ahirette zengin olacak gibi sözlerle halka yapılan bu zulmü adeta hoş göstermeye, bu zulmün halk üzerinde meydana getirdiği acıları hafifletmeye çalışıyor. Fakat 1, 2, 3, 5 yılda değil, defa da değil, asırlarca sürünce bu zulüm ki sürdü, Orta Çağ'ın karanlıkları denilen Avrupa'da o zaman. Halk içerisinde ihtisası kuvvetli, yani duygusu kuvvetli, hissettiği şeyleri düşünceye dönüştürebilen akıllı ve güçlü his sahibi insanlar çıktılar ve bu zulmün nasıl son bulabileceğini, nereden geldiğini, nasıl azaltılabileceğini, nasıl bitirilebileceğini düşünmeye başladılar. Bunlara kısaca ve tek kelimeyle mütefekkirler veya düşünürler diyoruz. Bunlar halka yapılan zulme karşı çıktıkları, o zulmü sona erdirmeyi istedikleri ve bu yönde halkı yanlarına almak istedikleri için halk tarafından gerçekten halkın menfaatleri adına söz söyleyen insanlar oldukları için halk tarafından sahip çıkılan insanlar oldular. Fakat bakıyordu bu mütefekkirler nasıl sona erdirilir bu zulüm. Yani kraliyetin yaptığı zulüm din adamları tarafından o zulme karşı çıkılması önlenen bir zulüm haline geliyor.
kendisine karşı çıkılması, önlenmiş bir zulmün de sona erdirilmesi hemen imkansız görünüyor. Madem ki bir zulme karşı çıkmak mümkün değildir. Üstelik o zulmün sonucu siz fakirleşiyorsunuz. Fakirleştikçe, zavallılaştıkça da ahirette cenneti hak ediyorsunuz. O zaman gerekçesini de elinden alıyorlar. Yani zulme karşı çıkma gerekçesi de halkın elinden alınıyor. Dolayısıyla halk bu dünyaya biraz düşkünlüğü, biraz dünya malı isteği dolayısıyla elinden alınan malından dolayı kraliyete, kiliseye biraz bozuluyor gibi oluyorsa da onların cenneti cehennemi elinde bulundurduğu kanaatı, halkta bulunan bu kanaat, sonucu sesleri çıkmıyordu. Tefekkürler bütün işin bu dinden kaynaklandığını, tabii Avrupa'da uygulanan, kilisenin tekelinde bulunan, Allah'ın değil de işte kilise mensuplarının uydurduğu, icat ettiği, yaşadığı, yaşattığı dinden kaynaklandığını görüyor. Bu dinin aslının esasının olmadığını, doğru olmadığını, dolayısıyla halk üzerinde yalnızca o halkı sömürme, o halkı kullanma, o halkı istediği istikamete alıp götürme için kullanılan bir araçtan başka bir anlam taşımadığını görüyor düşünceleri sonucu ve bunu söylüyorlar. Halk tabii ki kendilerine yapılan zulümden yana çıkan bu seslere biraz sahip çıkıyor ise de insanlarda bulunan tedeyyün içgüdüsü ki daha evvel açıklamaya çalıştık daha önceki derslerde yani dindarlık içgüdüsünün zorunlu sonucu olarak dini, din deyince akla gelen Allah'ı üçte olarak inansa, beşte olarak inansa, efendim onu da biz bütün silip atamıyoruz. Sonuç olarak şöyle söylemekte yarar var. Şöyle bir tanım yapmakta. Bir kral kilise ikilisi asırlarca kilise şu tezin adeta sahibi oldular. Bir, din vardır. İki, bunun doğal ve kaçınılmaz sonucu olarak din hayatta vardır. Yani hayata da uygulanır, daha doğrusu hayat dine göre ayarlanır. Hayata uygulanır. Bu uygulama Avrupa'nın Hristiyan olduğundan itibaren var iken uygulamanın doğal sonucu olarak zulmün ortaya çıkması o zulme karşı mütefekkirleri ortaya çıkarmış. Biraz evvel anlatmaya çalıştığımız gibi mütefekkir düşünür malumuş. Onlar da görüş itibariyle tam tersi bir tez ortaya atarak, çünkü bütün bu zulmün halk üzerinde kendini hissettiren, halkı biçimlendiren, halkı ağlatan, sızlatan, yoksul bırakan, aç bırakan, sefil bırakan şeyin din denilen komple şeyden meydana geldiği. Zaten onların ufuklarında Avrupa'da uygulanan kilisenin tekelindeki dinin dışında bir din yok. Yani tanımıyorlar da bilmiyorlar da. Avrupa o denli karanlıklar içerisinde ki dünyada ne oluyor, ne bitiyor, başka ne var? Budizm var mı, İslam var mı, yok mu? Hiçbir şeyden haberleri yok. Zaten seyahat yok, maddi imkanlar yok. Bu devirle ilgili Avrupa'daki yaşamı anlatan belki bazı filmlerden hatırlayacaksınız. Yani gerçekten karanlıklar içerisinde yaşayan bir dünya Avrupa. Din yok diyorlar temel itibariyle. İki, bunun doğal sonucu olarak da din hayatta yok. Ve burada hayatta var diyelim. Yani uygular. Asırlardan beri şu tezin sahibi olan kral kilise ikilisi, kilise daha sıkıştı mı kralın askerlerini, kralın askeri gücünü devreye sokarak halka bastırıyor, halkı mesela yakalattırıyor işkence diye bilmem ne diye filan işte mahkeme ediyor kendisi ondan sonra çalıların üzerinde diriliği yakılmasına karar veriyor. Yani bütün bunlar da kral kiliseyi
birbirinden ayrı görmemek, ikisini bir bütün mütalaa etmekte büyük yalan var. Öyle de olmuştur. Bu uygulamaya karşı ortaya çıkan şey bunun tamamen tersi bir düşünce. Yani din yok, din hayatta da yok. Olmayan din zaten hayatı tedbir edemez, hayatı çekip çeviremez. Bu tez uzun süre buna karşı çıkmasına rağmen sonuçta ne kral kilise ikilisi halka o güne kadar uygulaya geldiği din var, din var dediği var olan dinle kendi kafalarından uydurdukları şeyler. Ve bu din de işte hayatı biçimlendirir, şekillendirir. Görüşünü eskisi kadar kabul ettiremez oldular. Çünkü zulüm olanca boyutuyla, büyüklüğüyle halk üzerinde varlığını hissettirdikçe halkın eski halini korumasını beklemek abes olurdu. Nitekim onlar da onu bulamadı. İnsanlarda bulunan dindarlık içgüdüsüne karşı onu tamamen yok sayan bir görüşle, din yok ve din olmayan din de hayatta da elbette olmaz anlamına gelen mütefekkirlerin karşı görüşü ise bu uygulamayı kökünden söküp atacak. O da halk tarafından yüz üzerinden yüz destek görmüyor. Gördüğü destek halkın kendilerine yapılan zulmü azaltmasın içerisinde. Yani gene din olsun ama yani işte zulmetmesin. Çünkü dinsiz de yapamıyor insanlar. Uzun mücadelelerde iki taraf yani özellikle kral kilise elinde sahibi olduğu siyasi güçle, askeri güçle bu tür düşünürleri ve o düşünceye yardımcı olan halkı yine acayip şekilde cezalandırdılar, ateşlerde yaktılar filan ve sonuç olarak uzun mücadeleler geçti kısaca. Ve ortaya öyle bir durum çıktı ki ne mütefekkirlerin görüşü tek başına ve şu bütünlüğü içerisinde halk bazında, hükümet, kral, kilise bazında kabul gördü. Ne de daha önceden beri uygulanıp duran, sürüp gelen bu görüş bütünlüğü ile halk üzerinde eski itibarını koruyabildi. Derken adeta zaman içerisinde bir uzlaşma, bir uyuşma, bir anlaşma söz konusu olmuş gibi olmuş. Yani kral, kilise, kilise başlangıçta din var, bastıra bastıra din hayatta var, tabii olacak yani o da biziz demek diyorlarken bunlar da tam tersini söylüyor. O zaman bu karşılıklı birbirini yok edememe, karşılıklı kendi hakimiyetini tek başına kuramamanın sonucu bir uzlaşmaya doğru gidildiği gözleniyor. Belirli zamanlar ortaya çıktığında şu işte kilisenin şu bütün olan şu tezinin din var, dinsiz olmaz, din işte dinsiz insan mı olur, dinsiz dünya mı olur, dinsiz millet mi olur? Hala bu gibi deyimler Türkiye'de de hatırlarsanız söylenir. Dinsiz millet olmaz filan mesela çıkar Demirel. Dinsiz millet olmaz, biz Müslümanız filan. Ama yeter tabii, bu kadar yeter, bu kadar değil yeter. Halk da avanak olunca, bilmeyince olur mu olmaz mı? Bu kadarıyla köşeleri dönüyorlar. İşte yerine gelen babanın kızcağızı da öyle söylüyor ya. Açık açık biz peygamber sevgisi bırakacağımız. Sende ne var da bana miras bırakacağımız? Kendi harcayacağın kadar yok bir kere senin. Bir de miras bırakmaktan bahsediyorum. Sonuçta işte din var da var var var. Bunlar da din yoku unutmak zorunda kaldılar. Çünkü halka dinin olmadığını kabul ettiremiyorlar. Ettiremediler. Halkın sıkıntısı ne? Dinin hayatta oluşu. Çünkü batıdaki din zulüm olarak var. Yani dini görmek mi istiyorsun? Evet, rahiplere, rahibelere, ötelere, belirlere bak. Kral kiliseyle, ruhban sınıfının, kilisenin ittifakına bak. Zulüm olarak tecelli ediyor. Din de zulmü göster, zulmü göster, dini göstermiş olur. Yani o hale gelmiş, bu kadar iç içe girmiş. O bakımdan halkın dindarlıktan pek şikayet olmamakla beraber dinin hayata o şekilde burnunu sokmuş olması. Yani din adamları vasıtasıyla zulme dönüşmüş ve zulüm şeklinde tecelli ediyor oluşu halkın canına tak eden, onları şikayet ettiren şey. Öyleyse mütefekkirler de artık daha ziyade ve bastıra bastıra din hayatta yok tezlerini bu ikinci bölümünü söylemeye başlıyor. Ona ağırlık veriyorlar. Birinci bölümünü sanki söylememiş gibi susarak geçiştiriyorlar. Böylece ortaya adeta şöyle bir şey çıktı. Din var,
eksikliğin var. Ama hayat hayır. Yani biz buna laiklik, Fransız ihtilali sonucunda şu vaka laiklik olarak tarif edilir olur. Yani din varsa var. Kimin? Din adamlarının dini var. Peki büyük kesim vatandaşların, yurttaşların, insanların, onların da var ama vicdanlarıyla kendileri arasında var. Yani o en dar alana hapsedilmiş olarak var. Öyleyse orada ne yapabilir, ne yapar, yapmaz, nasıl inanır, nasıl hareket eder, bu tamamen kendi bileceği iştir. Dolayısıyla din, yani var olan, kilisede kalacak olan din, sokaktaki vatandaşın işte malına el uzatmayacak, efendim, hayatını biçimlendirmeyecek, cennete cehenneme sokmayacak. Tamam. Bu işleri vatandaş kendi bilecek artık. Cennete nasıl gidecek, cehenneme nasıl gidecek. Dolayısıyla ruhban sınıfının, yani din adamı sınıfının halkın üzerindeki bu açıdan baskısı kalkınca halk kendi haline, vicdanıyla karşı karşıya kaldı. Zaten din diye bir şey var idiyse rahiplerin söylediğinden ibaretti. Rahiplerin söylediği de tamamen onların uydurmalarıydı. O aradan çıkınca halk iyice boşalmışa döndü. Yani tıngır tıngır kaldı ve istediği gibi hareket eden oldu. Bunun ortaya çıkması, yani laiklik, dikkat edilirse yani şu iki tez, din var ve din hayatta var tezi, eğer doğruysa varsayalım ki bu tez doğru, şu tez bunun tamamen tersi olduğu için yanlış olur. Dolayısıyla din var, yani şu doğrudan bir parça, 1/2 doğru diyelim, artı 1/2 yanlış eşittir doğru eder mi? Yani laiklik doğru diyelim varsayalım. Yani yarım yanlış mı, yarım doğrunun toplamı doğru mu eder? Etmez. O artı eksen götürmesinden farklı. Şimdi şu tezi yanlış diyelim, yani diyelim ki din yok. Gerçekten yok da uydurmuşlar. Peki. O zaman şu yanlışsa bu doğru olur. Değil mi? Bu sefer 1/2 yanlış artı 1/2 doğru eşittir doğru etmesi lazım. Yani laiklik doğru olması yine aynı sonuç karşımıza, yani bunun doğru etmesi yarım yanlışla yarım doğrunun toplamının doğru olması. Yani yarım elmayla yarım armudu topluyorsunuz, tam armut elde etmiş oluyor. Olur mu? Olmaz. Veya tam elma. Olmaz. Yani elmanın yarısı ile armudun yarısı var ortada. Dolayısıyla ortaya çıkan toplamın ne doğru denmesi, doğru olması, bu toplamın imkan görülmüyor. Aklen görülmüyor. Bu bakımdan Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan bu laiklik, yani din varsa da ki varsa, işte kiliseye hapsedilmiş, bırakılmış. Onların zaten asırlardan beri süren faaliyetleri, sonucu dünya kadar malı, mülkü, arazileri, belirleri, bilmem vakıfları, öteleri, belirleri olmuş. Onların yani dinle kim uğraşır? Din adamı uğraşır. Bu anlayış dikkat ederseniz Türkiye'de de hani biriniz herhangi bir yerde konuşsanız hemen birisi siz hoca mısınız diyor, yani din adamı mısınız? Din adamı yok İslam'da. Ama bu anlayışı 70 yıllık laik cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti insanların kafasına böyle mühür kazır gibi, dövme kazır gibi kazımış. İnsanlar da kültürsüz kendi kafasına yazacağını bilmeyince eller onun kafasını eline geçirir ve yazar istediğini. Şimdi onun sonucu yazmışlar. Olmaz öyle şey. Yani dinden bahsetmek için din adamı olmaya lüzum yok. Kaldı ki bizim dinimizde din adamı söz konusu değil. Her adamın dini olur. Ama hani Kur'an'da söylediği gibi lekum dinukum, öyle değil. Sapık din de dindir. Düzgün din, yani tevhid dini de dindir. Ama bu tıpkı para gibi
Endonezya yerlileri kendi aralarındaki alışverişlerde böcek kabuklarını para olarak kullanıyorlar. O da para. Sizin paranız da para, dolar da para. Ama seninkinin kaçı kaç para? Değil mi? Onunkinin kaçı kaç para? Amerikalı'nın, İngiliz'in parasının kaçı kaç para? Tabii değer meselesine gelince benim indimde o paranın, yani böceğin para olmaz diyorsun. Ben kabul etmem. Almam yani. Bir şey mi satacağız? Tebeşir mi istiyorsun? İşte bana şu veya bu paradan getir böcek kabuğuyla ne işim var benim? Allah da katında insanları yaratıp bu dünyaya gönderdikten sonra öldürecek. Öldürüyor ve kendine döndürüyor. Tekrar ayağa kaldırıp sorguya çektiğinde diyor ki benim karşıma getirdiklerim ki hepinizi getireceğim benim gönderdiğim dinle yani benim paramla örnek olarak teşbih yaparsa gelirseniz orada turistlik yani harcama yapabilirsiniz. Yok, yoksa sizi parasız gelmiş sayarım. Dolayısıyla da cennet dışı ederim. Değil mi? O bakımdan innedine indallahil İslam yani Allah indinde din, İslam kelimesinin veya ayetin anlamı da bu. Allah din olarak İslam'ı kabul ediyor. Diğerlerini kabul etmiyor. Yoksa dünyada çok çeşitli din var. İnsanlar kuruntularına uyuyorlar, kuruyorlar ve dinler bedene getiriyorlar ama Allah katında hiçbir anlamı yok. Yani çocuklar da bakıyorsunuz hiç olmayacak şeyleri işte kahve fincanı yapar, yok tabak yapar, bilmem ne yapar evcilik oynarken. Değil mi öyle yani alır, yapar, bilmem ne eder filan. Aklı erenler onları gördüğü zaman ancak güler. Yani ciddiye alınacak halleri yoktur. Halbuki o çocukların o andaki psikolojilerini göz önünde bulundurursa insan, o kadar ki büyüklerin birbirine misafir gittiği kadar iş doğaldır. O kadar rahat dalarlar. Yani sahiden bir annedir, bir babadır, birbirine misafirliğe gitmiştir, bilmem nedir ama büyüğün gözünde, aklı erenin gözünde öyle değildir. Çocuklar oynuyorlar. Şimdi bizler arasındaki işler de Allah'ın gözünde, onun dinine göre, onun dininin dışındaki şeyler bizim için bir oyun. Zaten kendisi de Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuyor mu? Bu dünya bir oyun. Gerçekten yani. Selahitliğin ortaya çıkışı bu şekilde tecelli etti. Fransa'da ortaya çıktıktan sonra krallık Avrupa'sında büyük çapta korkular meydana getirdi. Fakat sonuç olarak orada meydana gelen düşüncelerden temel düşünce olarak hemen hemen bütün Avrupa ülkelerini etkisi altına aldığı gibi yavaş yavaş bulunduğu zirveden düşmeye başlayan ve İslam'ı anlamamaktan dolayı kendi eliyle kendi hayatından çıkarmaya başlayan o günün süper gücü Osmanlı Devleti'nin batıya yakın bölgelerinden başlayarak bu fikir Arnavut Müslümanlar, Arap Müslümanlar, Türk Müslümanlar, Kürt Müslümanlar, başka kavimden olan Müslümanlar arasında daha öncelikle etkin olmaya başladı. Batı'nın kültürel etkisi altında, militarist etkisi altında, ekonomik etkisi, askeri etkisi altında düşünceleri değişen ve kendi dinlerinin problemlerini çözmediğini gören, neden? O dinlerini anlamaktan uzak kalırsa insanlar, onu hayatlarına uyarlamayı düşünmezlerse o din gelip kendiliğinden problemlerinizi çözmez. Ondan yararlanarak onu çözenler çıkaracaksınız, siz çıkacaksınız, siz çözmeye çalışacaksınız da çözecek. Yani diyelim şurada sıkılacak bir efendim somun var, şurada da onun anahtar var. Şimdi anahtar kendiliğinden o somunu sıkmaz. Yani siz alacaksınız o anahtarı, o somunu siz sıkacaksınız. Bu işi gerçekleştirecek olan beyin, bilek, kol sizsiniz. Yoksa yani anahtar bir yerde somun gördüm diye ben dayanamıyorum, varayım da onu sıkayım filan diyecek bir bilince sahip değil. Sonuçta alet, eşya bunlar. Müslümanlar da kendilerini bu hale düşürdüler. Yani dinlerini Kur'an'dan esinlenerek karşılaştıkları bütün sorunları çözecek bir esas olmaktan teorik olarak çıkarmadılar ama pratikte çoktan çıkarmışlardı.
Çünkü asırlar öncesinin iştihatlarıyla idare ediyorlar. Çiğnenmiş sakızları bir daha çiğniyorlar. Sunulmuş görüşleri tekrar iştihattan iştihat ediyorlardı ki iştihattan iştihat etmek mümkün değildir. Delillerden doğrudan iştihat etmek mümkündür ve doğru olan odur. Sonuçta ortaya çıkan şey dinlerinin hayatta karşılaştıkları devlet bazında, toplum bazında ve kişisel bazda ki sorunlarını çözemez görüntüsü ki kendilerine öyle göründü. Sonucu doğan boşluğu batıdan Fransız ihtilalinden sonra dünyaya neş olmaya, yayılmaya başlayan laiklik gibi, milliyetçilik gibi, vatancılık gibi duygular, düşünceler bozuk da olsa, yanlış da olsa yayılmaya ve o boşlukları doldurmaya başladı. Bunun sonucu tamamen apayrı bir dünya görüşü sahibi olmasına rağmen Müslümanlar dış ambalajları Müslümanım demeye devam etti. Müslümanlığa toz kondurmadılar güya iddia olarak, laf olarak fakat içerik olarak yavaş yavaş İslam dışı şeylerle dolmaya başladılar. Hem Müslümanım diyordular, hem Avrupa'nın siyasi rejimini savunuyordular, Avrupa'da eğitim görenler. Hem Müslümanım diyordular, hem milliyetçilik yapıyordular. İşte ben filan milletlenim, falan milletlenim, şu kavimdenim, işte bilmem Arnavut'um, Türk'üm, Kürt'üm falan filan. Efendim hem milliyetçilik yapıyordular, hem işte en üstün vatan, en çok hizmet edilmeye değer olan vatan, toprak, benim doğduğum toprak. Neresi? İşte Türkistan, Kürdistan, Arabistan, Cartistan, Cürtistan. Kaldı ki bütün arz Allah'ındı ve arzı da Allah insanlar için tesir etmişti. Arzın üzerinde yarattıklarını da insanların emrine vermişti ki hangi kavimden, hangi ırktan olursa olsun ondan yesinler, içsinler, istifade etsinler. Hatta tüm yarattıklarının rızkına kefil olması dolayısıyla kafir lerin de rızkına kefil olan Allah olduğuna göre yesinler içsinler diye, yoksa birbirlerine hava atsınlar, tafra atsınlar diye Tataristan'ı ayrı, bilmem Türkistan'ı ayrı, Tacikistan'ı ayrı, Kürdistan'ı ayrı, bilmem Türkistan'ı ayrı, Arnavutistan'ı ayrı yaratmış değildi. Zaten Allah'ın koyduğu isimler de değildi arz parçalarına bu isimler. İnsanların üzerinde yaşayanların ya da başkalarının onlara izafeten koyduğu isimlerdi. Fakat bu gibi düşüncelerin İslam aleminde, İslam toplumu içerisinde yayılması, süratle yayılması, daha evvel meydana gelen boşluğun doldurulması anlamına da geliyordu. Suretle ambalajı işte turşu veya bal yazıyor ama içi başka şeyle doluyordunuz. Yani hiçbir zaman Müslüman olmaktan Müslümanlar vazgeçmediler. Müslümanım demekten vazgeçmediler. Bugün soruyorsunuz, İslam'la uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan işleri yapan kimler varsa, yani mafyacı birine soruyorsun, bilmem kime, ben diyor elhamdülillah Müslümanım diyorum, işte İnci babasından Oflu Hasan'la kadar. He? Lan dansözlere soruyor, onlar da Müslüman. İşte bu dindarların bilmem ne yapacağı, kafasını yazacağı, işte varsa yoksa Atatürk laiklik diyene soruyorsun, Kenan Paşa'ya, Netekin Paşa'ya, Allah Allah, o da diyor ben Müslümanım, cebinde ayetle geziyor, Allahu Ekber. Yani insan acaba Müslüman olmayan varsa biz miyiz filan diye şüpheye düşebiliyor. Olacak iş değil tabi, yani bu ince bir alay yapmaya çalıştığımız. İyi güzel, yani bir insanların Müslüman olmak istemesi, Müslüman kalmak istemesi ne kadar güzel bir şey, iyi, hala baş üstünde. Biz de onu istiyoruz ama Müslümanım demek, bu kelimeyi diliyle telaffuz etmekten ibaret veya o kadarla gerçekleşmediği gibi Müslüman olarak kalmak da Müslümanım demekle mümkün olmuyor. Örneğin işte ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bilmem temizlik işçisiyim diyorsunuz varsayalım. O zaman yani oranın kadrolarında adınızın geçiyor olması lazım. İşte belli hizmet yeriniz, yani şuralarda şu temizlik kamyonunda şoför veya bilmem bidon yükleyici falan gibi bir işinizin bulunması lazım. Yani görevlerinizin olması lazım. Artı bunlar da yetmiyor. Bir de o görevlerin başına işte her gün sabah
4'ten öğleyin 12'ye kadar mı artık? 8'den 5'e kadar mı? Neyse gitmeniz lazım. Onu da sürdürmeniz lazım ki orada işte temizlik işçisiyim demenin sonucu alacağınız maaşı hak etmiş olasınız da bordroda imzanızı alıp size ay dolunca paranızı versinler. Yoksa yani ben desem ki şimdi o ben Boçun Arçelik Fabrikası'nda genel müdürüm. Dilim dönüyor işte söyledim. Hiç öyle bir şeyle alakam olmadığı halde. Peki böyle dedim diye beni oraya genel müdür yapmazlar. Kaldı ki ya bizim genel müdürümüz var. Bir yerin bir genel müdürü olur. Bu adam da nereden çıktı? Kim bunu tayin etti demezler mi? Derler. Kimsenin tayin ettiği yok işte. Benim kuruntum tayin etti kendini. Kale almaz kimse. Üstelik de genel müdürsen peki nereden bileyim arkadaş? Hadi bir emir ver filan deseler ne yapacağım? Kimse lafımı dinlemez Arçelik'ten beri. Değil mi? Öbür taraftan Arçelik genel müdürü gazeteler yazıyor. 300 milyon, 500 milyon, kaç milyar maaş alıyormuş. Bakıyor benim vaziyetime. Allah Allah. Bu adam hiç bu genel müdür filan işi uyduruk öyle görünüyor. Niye? Ya buraya gelirken 300-500 maaşlık biletini bile biz alıyoruz. O 2 milyar maaş alan Arçelik genel müdürüymüş. O durumdaki adam bizim 400 maaşlık maaşımız şeyimize biletimize ihtiyaç duyar mı demez mi? Ya dedim mi o zaman benimki kuruntu, uydurma, yalan olur. Değil mi? Bu bakımdan ya Müslümanım demek iyi, güzel tabii. Ama gerekleri var bu işin. Yani o gerekleri yerine getirmezse insan nasıl dediğinin gerçek olduğuna insanları inandıracak? Elbette Müslüman olmanın bir takım mükellefiyetleri var, bir takım var, bir takım sakınması gereken şeyleri var. Bir takım inanca taalluk eden şeyler var. Yani belirli şekilde inanacaksınız ve o belirli şeklin dışına da inanırken asla çıkmayacaksınız. Artı davranırken davranışlarınızın belirli esasları var, olacak. Örneğin genel kategoride söylersek münkerat var, yani tüm haramlar var. Haram denilen, yani yapılmaması, kaçınılması gereken şeyler var. Bunların tümünden kaçınacaksınız. En azından kaçınmaya çalışacaksınız. Artı ne kadar farz varsa hepsini yerine getirmeye çalışacaksınız. Yani o yolda olacaksınız. Tuttuğunuz yol insanlar üzerinde bu intibağı verecek. Tabii ki Allah da onu öyle görecek. Böyle olunması halinde Müslümanım demek artı Müslüman kalabilmek mümkündür. Yoksa filan yerde memurum, hadi vaktiyle memurdun evet. Gitmiyorsan, gelmiyorsan kuyruğundan tutup atmışlardır. Yani sen hala orada memurum de dur. Kim dinler? Maaş verirler mi sana? Vermiyorlar. Oraya sokuyor mu? Sokmuyorlar. O zaman ne memursun? Vaktiyle memursun. Yani vaktiyle Müslümandın, şimdi değilsin. Değil mi? İnsan istediği an İslam olabilir, istediği an İslam'dan da çıkabilir. Bu kendine bağlı, akidesiyle ilgili şeyler. O bakımdan tarih boyunca gelişmesine kısa da olsa çok özet, global anlamda göz atmaya çalıştığımız laikliğin İslam'la uzaktan yakından hiçbir türlü ve bir gına, yani en ufak miktarda, en ufak yüzde bile ilişkisinin olmadığı, alakasının, yakınlığının, birlikteliğinin olmadığını açıkça bilmekte kesinlik var. Çok basit, öyle akademik düzeyde değil de halk düzeyinde söyler isek laiklik nedir? Allah'a sen işine bak, ben de kendi işime bakarım. Yani hayatımı senin dinine göre düzenlemeyeceğim, benim hevama göre düzenleyeceğim, düzene koyacağım demenin adıdır laiklik. Öyle mi öyle? Yani o dünyada sana verdiğim ömür, hayatını ben vereyim, canını ben vereyim, gözünün görmesini benden, kulağın işitmesi benden, her türlü hazzı tatman benden. Yani ben seni hasta etsem dünyanın kararı veriyor, evet. Her şey benden, evet. Buna rağmen sen bana karışma, ben kendim yapacağım, ödeyeceğim. Peki ben karıştırmıyor musun? Evet. Ben de sana ahirette karışmıyorum. Hadi buyur, yani bu iş karşılıklı. Madem sen beni tanımıyorsun, ben de seni tanımıyorum. Dedirtmez mi Allah'a? Halk bazındaki ifadelerle söylüyorum. Bu bakımdan insan bir gün Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısıyla Ülkü Coşkun'la konuşuyoruz. Öyle
anlattım ettim filan dedi. Bu anlattıklarınız çok güzel ama işte bir de laikliğe riayet edilse çok iyi olur Ecmet Bey filan. Daha evvel de bizi yargıladı, 6 sene 3 aya mahkum etti filan. Ettiler. Ona da böyle dedim ki halk bazında söyleyelim dedim Ülkü Bey. Dikkat edin. Yani Allah'a biraz laikliğe riayet etmek ne demek? Allah'a diyeceksiniz ki sen işine bak ben işime bakarım. Yani Allah kendisine böyle denecek bir varlık mı? İnsan dese dese kendi seviyesinde gördüğü birine bu türden bir söz söyler. Değil mi? Kendisinden üstün gördüğü gene insan olmasına rağmen örneğin bir profesöre, bir hoca, bir alime, bir şuna bile böyle söylemiyor. Kaldı ki Allah'a böyle söylerse yani otorite paylaşımı konusunda Allah kıskanç. Hakimiyetin tek başına kendine ait olduğunu bildiriyor ve bunu kabul edenleri Müslüman sayıyor. Öyle değil mi? Evet. Laiklik ne? Ona diyeceksin ki Allah'a ya Rabbi işte sen büyüksün, evet en büyüksün ama işte senin kadar olmasa da başka büyükler var, mesela devlet var. Ben işte biraz seninkine, bazı konularda onunkilere filan uyup idare edip gideceğim, siz aranızda halledin bu işi filan diyeceksin. Yani vallahi dedi ben bugüne kadar bak hukukçuyum bilmem ne, Kur'an-ı Kerim'de okuyorum, 5 vakit namaz da kılıyorum değil mi? Dedi ben laikliğin İslam'a uyacağına dedi inanıyordum, yani öyle sanıyordum. Sizin dedi şu anlatımınızla anladım. Dedim bu konuda inanın, tahsillerin hemen tamamına yakını sokaktaki basit halk kadar dahi düşünmüyor. Yani o kadar indirgeyerek ben dedim anlatıyorum. Gerçekten böyle. Düşün şimdi dedim sana bir şey sorayım. Burada odacılar, memurlar, şunlar bunlardan kim sorumlu? Savcılar sorumlu. Savcılar, bir sürü savcı yardımcısı var. Bir de başsavcı var, Nusret Demirhan. Ben dedim yani burada bir odacı arkasını sağlam bir yere dayamak istese, siz savcı yardımcılarından birisiniz. Sizin gibi daha 7-8 tane var. Savcı yardımcılarından birine mi dayamalı, yoksa başsavcıya mı arkasını dayayan daha sağlam yere arkasını dayamış olur? Dedi, tabii başsavcıya. Dedim, devlete mi arkamızı dayayalım? Devletler var bir sürü. Yoksa Allah'a mı arkamızı dayayalım? Yani hangisi daha sağlam? Hangisi daha emin? Kıyası mümkün mü? Vallahi hepsi doğru bunların dedi yahu. Eyvah ben ne yapacağım dedi. Ben laikliğe İslam'a uyar sanıyordum. Dedi, ne yapacaksın? Öğrendi şimdi. Öğrendiğin andan itibaren daha canın tenindeyken, aklın da başındayken öğrendiğin doğruların gereğini yapacaksın ki ahirette hesabı verebilenlerden olasın. Yoksa ayvayı yiyenlerden olursun kısaca. Hepsi bu kadar. Mesele bu dedim ya, ben akılsız mıyım yani? Ne yapıyorum da ikide bir mahpusa giriyorum, ikide bir gözaltına alınıyorum? İşte o asıl arkası dayanılması, arkanı dayanman gereken varlığa arkamı dayamak istiyorum. Siz çekiştiriyorsunuz yani. Gel vay Türkiye Cumhuriyeti'ne bilmem ne filan. Karşı çıkıyorum dedim. Sen namaz kılarken Fatiha okumuyor musun dedim Ülkü Bey. Fatiha'sız namaz mı olur? Ne diyorsun orada dedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim. O zaman devlete, Allah'a rağmen hükmeden devlete itaat edeceksen İyyâke na'budu Türkiye Cumhuriyeti, yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden maaş beklerim diye dedim. O Fatiha'nın 2 ayetini değiştir öyle oku, sizin namazda öyle olsun. Ya öyle namaz olur mu filan, sen adamı sıkıştırıyor var mı? Allah sıkıştırıyor dedim, ben öldürmüyorum bundan. Olur mu öyle şey? Yani kime ibadet etmen gerekiyor, kimden yardım beklemen gerekiyor? Rabbin Allah bunları tayin etmiş, sana bana bırakmamış, bizim arzumuza bırakmamış. Bıraksaydı konu başka olurdu, esastan değişik olurdu ama kesinlikle bırakılmış değil. Zaten İslam kelime anlamı itibariyle adı üstünde teslim olma demek. Teslim oluyorsun, yani savaşta teslim, cartı şurtu, cartı cürtü mü olur? Kaldır ellerini, tamam. Kaldırıyoruz, hatta sen ulan vurmasınlar diye bir şeyin ucuna bir beyaz bayrak çabuk mabuk bağlıyorsun. Ha, sallıyorsun. Ha, tamam, geç, yürü, otur, ha, şuraya gir, ha, bu burada kalacaksın, dikenli teller bilmem neler değil mi, yani esirlerin adı. Sabah işte bilmem şu saatler arasında bilmem
efendim havalandırmaya çıkacaksınız. İşte bugün önünüze efendim Çapanoğlu'nun abdest suyu gibi bir çorba getirmiş, içeceğin esirsin lan. Oraya padişah olmadın ya, teslim olmuşsun yani. Ha? Teslim olan adamı iyi acından öldürmüyorlar yani, ne veriyorsa yiyecek. Benim canım bilmem ne istiyor diyemezsin ki orada. Sana dipçik istediğini gösteriverler ama. Kaldı ki yani bu insanlar arasındaki teslimiyet de böyle, teslimiyetin anlamı bu. İnsanlara teslim olanlara arzularını sormazlar. Değil mi? Allah-u Teala'nın vahyine teslim olanlar ise elbette ki böyle savaştaki esirler, savaştaki teslim olanlar gibi kötü şartlarda yaşamıyor. Bir bakalım şöyle, yani tarafsız olarak, bir Müslüman olarak da bakmayalım. Gerçekten Allah-u Teala'nın insanlara yasakladığı, insanları kendisinden men ettiği şeyler neler? Şirk koşmayın diyor. Yani bana ait olan özellikleri benim dışımda herhangi bir varlıkta görmeyin. Ne var bunda? Yani bununla bizi çok şeyden mi men etmiş, çok nimetten mi uzak tutmuş oluyor? Yok. Değil mi? Yani bilakis aklımıza sahip olalım. Yani bunu sağlayıcı bir şey. Artı haramlardan uzak durun diyor. Nedir haramlar? Kur'an'da sayılanlar işte meydanda, yani bir domuz diyor, kan diyor, ölü eti leş diyor, Allah'tan gayrisinin adına kesilen, o da leş hükmüne giriyor. O kadar, bir de içki diyor, değil mi? Uyuşturucu madde filan, yani aşağıdan yukarı saysan 5-6 kalem, yukarıdan aşağı saysan 5-6 kalem. Halbuki şu dünyada nimetlerin adını ansiklopediler bile sayabilmiş midir? Akla hayale gelmedik. Binlerce, yüz binlerce çeşit nimet. Gerçekten yani şu meyveden, şu bitkiye, bu bilmem sebzeden, bu bilmem neye. Öyle değil mi? Hani o kadar şeyin yanında 5-6 tanesinin bize yasak edilmiş olması bizi bir nimetten alıkoyma olarak değerlendirilebilir mi? Asla. Üstelik de içkiyle ilgili söylüyor işte. Yani onun çok, size yarar da var, zarar da bilirseniz zararı yararından çoktur diyor. Gerçekten de yeryüzünde içki içip de bilmem turp gibi olmuş, içki içip de sağlığına kavuşmuş, içki içip de bilmem neşelenmiş de öyle kalmış filan bir kavim de yok yani. Hep içki içeni kendileri içkiyi serbest ediyor, içki içeni direksiyona bile bindirmiyor. Kendi arabasını direksiyona bindirmiyor, bindiriyor mu beni? Niye peki? Yani akıllıyı daha akıllı yapıyorsa içki. Buna bırakın binsin, daha çok binsin. Yok, yapmıyor. Demek mevcut aklı da alıp götürüyor. Yani azalttığı bir vaka. Efendim, suç işlediği zaman içkiliydim derse hafifletme sebebim. Niye? İçkilinin aklı zaten şinanay yani. O biçim. Öyle tabii. Bu kadar olduğunu kendiniz de kabul ediyorsunuz. Yani hala ne diye üzerine düşüyorsunuz? Yani Allah bizi çok mu büyük şeylerden mahrum etmiş? Yani içki içmeyin derlerken. Yok. Nedir özelliği ne içki? Evet. Milliyetçilik olarak kısaca bazı şeyler söylemek ister isek, milliyetçilik, vatancılık, bunlar da Batı'dan, Fransa'dan, Fransız devrimiyle bütün dünyaya, Osmanlı toplumu da başta olmak üzere gelen Batı'nın değer yargıları veya değerleri, nasıl değerlerse, bir insanın en küçük, yani bir ailede bir kardeşin diğer kardeşlerden daha üstün olduğu duygusuna kapılmasıyla başlıyor. Derken o ailenin mensup olduğu kabile içerisinde kendi ailesinin, tabii kendi şahsına bağlı olarak kendi ailesinin üstünlüğü düşüncesi, duygusu giderek kabileler arasında kendi kabilesinin üstünlüğü, kavminin üstünlüğü gibi daha geniş boyuta ulaşıyor ve işte bizim kavmimizden olan, bizim toplumumuzdan olan efendim insan üstündür, hükmetmek bize aittir gibi duygularla insanların birbirine düşürüyor, insanların birini diğerine hasım ediyor. Kesinlikle İslam'ın milliyetçiliği, yani bu anlamda nasyonalizm, yani Avrupa tabiriyle söylersek, uzaktan yakından İslam'la alakası yok. Ama Arap'ında da, Türk'ünde de, Kürt'ünde de bilmem Avrupa'nın her kavminde ola gelmiş bunlar.
Ve milliyetçiliğe dayalı birliktelikler olsa olsa o birlikteliği, o birliği sağlayan güçlü kişiliklerin şahıslarıyla bağlı kalmışlar. Mesela tarihte bilhassa Türklerde bunu görüyoruz. İşte Mete var, Atilla var, Çingiz Kağan var, bilmem ne var filan ama sonra baktığınızda yani bunların çok güçlü kişilikleri sona erdiğinde, adamlar öldüğünde devletleri en azından birkaç parçaya yani oğulları arasında bölünüyor. Hani eğer iyi bir şeyse bu, niye o büyüklüğü, o gücü, o kudreti sürdürmeyi düşündürtmüyor kimseye? Kimse kimseden aşağı kalmak istemiyor. Diyelim bilmem Mete'nin kaç oğlu var, bakıyorsun onun hayatındayken işte devlet büyümüş şuradan şuraya filan. O ölmüş ve hemen Batı Han, Doğu Han var ya, Barış Manço'nun da çocukları onun Meten sıpalarının adını taşıyor işte. Ondan sonra hemen bölünmüş. Cengiz'den sonra bölünmüş. Bilmem Atilla'dan sonra bölünmüş. Doğu Hunları, Batı Hunları, öteler böyle işte Çağatay Devleti bilmem, Batı Hunlar, Göktürkler bilmem neler. Yani milliyetçilikte insan hevası, insan nefsi ve kişisel üstünlük davası böyle odak noktasını teşkil eder. Dediğim gibi sonuç olarak dışarıya işte Türk milletinin yahut Kürt milletinin veya Arap milletinin üstünlüğü şeklinde tezahür ederse de aslında o daha geniş kalabalıkların desteğini alabilmek için ihtiyaç duyulduğundandır. Aslında o devletin başındaki sülale, hatta o sülaleye ait o şahıs var ya, o şahsın üstünlüğünden başka, o şahsın gözünde başka bir şey üstün değildir. Örneğin İslam tarihinde de çok dikkatimizi çeken çarpıcı örneklerine rastlıyoruz. Mesela Peygamberin aleyhissalatü vesselam torunu Hüseyin'in kellesi Kerbela'dan sonra bir tepsi içerisinde Yezid'e getiriliyor böyle. Yezid'in de Mervan bin Hakem de var. Yezid orada duran Hüseyin'in kellesini, başını böyle kulağına elindeki bir değneği sokup şöyle çeviriyor. Ve şöyle dediği rivayet ediliyor, gerçeğini Allah bilir. İşte tarihler. Hey gidi diyor. Ey gidi dünya, işte peygamberin torunu bu hale gelecek diye, yani kimin aklına gelirdi? Onun böyle söylediği söyleniyor. Mervan'ın ise işte şimdi gördüler diyor o kelleye, o başa bakarak. Beni Haşim aralarından birini peygamber çıkararak, peygamber ilan ederek Beni Umeyye'ye üstünlük taslamanın, Beni Umeyye ile üstünlük yarışı
da öne geçmek istemenin ne demek olduğunu işte şimdi gördü. Yani bu şu kellesi kesildi ya. Bu neyi gösteriyor? Yani belli ki şu sözü sahibi ise eğer o Mervan, İslam onu bir dirhem hiçbir gün ıslatmamış bile. Hiç. Çünkü imanı olan bir insandan sadır olacak bir söz değil bu. Demek ki adamın davası kabile üstünlüğü davası. Zaten Araplarda var biliyorsunuz. Yani Beni Haşim'in yerini almak için diğer bütün kabileler mücadele ediyor. Fakat en çok başarıyı da Beni Umeyye gösteriyor. Muaviye'nin, Ebu Sufyan'ın mensubu olduğu kabile. Ve sonuçta yani Muaviye'nin kendinin üstünlüğüne olan inancı sonucu öyle bir düzen kuruluyor ki çok yetenekli, çok becerikli, çok akıllı bir insan olmasına rağmen bütün bu yeteneklerini, aklını, becerisini, bilgisini bir yandan Beni Umeyye'nin hakimiyetine yarayacak, onun dışında yani Beni Umeyye'li bir İslam, onun dışında bir İslam pek düşünmediklerini gösteriyor onlar. Kaldı ki İslam kimse için değil yani, ancak bütün insanlar için. Filan kabile için, falan kabile için değil. Her kabile için, her kavim için, her toplum için, her fert içindir. Ama onu böyle dar alana, milliyetçilik alanına, dar alana hapsedenler hem kendileri dünyada ve Allah katında da ahirette hesabını veremeyecekleri yola sokuyorlar, deforme ediyorlar ve bu ümmeti Muhammed'in İslam toplumunun tümünün üzerinde bulunduğu esası bozucu, adeta bir civatanın, vidanın dişlerini bozucu etki yapar gibi etki yapıyor ve çığırından çıkarıyor insanlarız. Bildiğiniz gibi Arap olmayan, Arap asıllı olmayan bir insanı ne kadar iyi Müslüman olursa olsun, ki onun döneminde çokça Arap olmayan Müslüman var. Zaten neredeyse Araplar ekaliyette kalmıştılar. Yani Arapların yeryüzünde nüfusu hiçbir zaman çok olmamış zaten. Mesela Peygamber zamanında Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Suudi Arabistan, bugün Arabistan Yarımadası diyelim ya, yani bugün Suudi Arabistan denilen mıntıkanın tümünde aşağı yukarı 350-400 bin kişi falan yaşıyor. Veda haccında Peygamber'i dinleyen insan sayısının 110 bin, 112 bin, 114 bin filan civarında olduğunu tarihler kaydediyor ki özellikle de artık hiçbir problemleri kalmamış ve herkes rahatlıkla gelmiş diyor hacca. Kadın, çoluk, çocuk filan, ihtiyar miktar kalanlar hesap ederseniz yani 3-400 bin nüfus. Buna rağmen yani çoktan Arap olmayan kavimler Müslüman olmakta çok süratli davrandılar ve çok büyük rakamlar Müslüman oldu. Ona rağmen o Arap asıllı olmayan, ırkan Arap olmayan kimseye bir cami imamlığı görevi dahi vermiyordu ki onun önemi o kadar büyük değildi yani. Milliyetçiliğin insanlar arasında haset duygularını, istemezlik duygularını tahrik ettiği, geliştirdiği, bu suretle insanları birbirine dost, yakın yapma yerine düşman yaptığı da bilinen bir gerçektir. Biliyorsunuz düne kadar yani 12 Eylül'e kadar çok taze bir örnekle Türkiye'de Ülkücü Hareket adı verilen hareketin Türk milliyetçiliği duygusu üzerine kurulu bir hareket olduğu hepinize malumu. Ve bu İşte kim Türk milliyetçisi değilse ona düşmanlığı da beraberinde getiriyordu. Mesela bizim evimizin bulunduğu mıntıkada onlar hakim imiş veya hani onların kurtarılmış bölgesinde oturuyormuşuz biz. Veya biz otururken onlar orayı kurtarmış. Her neyse. Efendim. Oğluma diyorlarmış ki daha çocuk o yaşlarda, o yıllarda 14 yaşında filan. Babanın arabasını bombalayacağız. O diyormuş neden? Bizden değil ondan. O kadar yani. Onlara düşman filan olman da gerekmiyor. Yani onlardan olmaman onların seni öldürmesi için tam geçerli bir gerekçe haline gelebiliyor. Bu derece insanları beyinsizleştiren ırkçılık, milliyetçilik
Bugün de maalesef zavallı Kürt kardeşlerimizi perişan ediyor. Herkesin aklı Kürtlüğüne takılmış. Ne olacak, nereye varacak, nereye gidecek ve kendini ne yapacaksa bu hal ancak perişan edecek. Nasıl Türkler Türkçülüğün zararını çekiyorsa, çekmişse ki 12 Eylül yönetimi Türk devleti diye korumaya çalıştıkları devlet tarafından, o devletin sağlam güçleri tarafından yapıldı ve bir numaralı komünistlere yapılan işkenceden bir dirhem aşağı kalmamak üzere ülkücülere işkence yapıldı. Afiyet olsun. Tabii salaklığın gereği bu. Bugün de yani PKK'cıların akıbeti de onların akıbetinden farklı olmayacak. Yani milliyetçilik, ırkçılık, bir insanın yalnız kendini başkası istese de olamayacağı bir konumdan dolayı üstün veya aşağı görmesi yaşayan tabiatına da aykırı, insanın fıtratına da aykırı. Kimse Kürt veya Türk olmayı kendi tercih etmiyor. Biliyorsunuz bir insana neden Kürt, neden Türk, neden Çerkez deniyor? İşte Çerkez anne babanın çocuğuysa Çerkez deniyor. Efendim, Kürt anne babadan olmuşsa Kürt deniyor, Türk anne babadan olmuşsa Türk deniyor. Dolayısıyla o kimsenin Kürtlük, Türklük veya Çerkezliğin kazanımında hiçbir dahli, hiçbir emeği, hiçbir şey yok. Yani yeryüzünde kim anne babasını kendi seçmiştir ya da seçebilir? Hiç kimse. Zaten bunları düşünmeye başladığında filan anne babadan geleli kaç sene geçmiş oluyor. Yani diyelim 20 yaşında düşünüyordum. Bunu tayin etmek mümkün değil. Ayrıca yani insanlar diyelim ki yeryüzünde Türk olmak işte mutlu olmak için yeterli varsayalım. Ne mutlu Türk'üm diyene uyumuş ya Hazreti Mustafa Kemal Efendimiz. Parantez içinde mi daha? Ayrıca bunu söyleyelim mi yani? Peki DGM savcısına da sorduğum gibi dedim ya sen Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin savcılığını yapıyorsun. Buraya nerede pis iş yapan var? Yani kadın satandan tut ve kadın ticaretinden silah kaçakçılarına. Afyon bilmem ne yapandan tut casusluk yapanına. O ya bir sürü böyle önemli pis iş yapanları getiriyorlar. Dedim bütün suçlular Kürt mü? Hiç Türk çıkmıyor mu karşına? Hiç Çerkez, Abaza, Arap filan yani mesela. Şöyle olmaz olur mu? Dolu. O zaman dedim yani Kürt'ün de eşeği var, eşoğlu şeyi var. Türk'ün de eşeği var, eşoğlu şeyi var. Arap'ın da eşeği var, eşoğlu şeyi var. Yok mu arkadaş? Görmüyor mu yani sen? Yediği naneler senin karşısında ifadeye dökülüyor. Dinliyorsunuz, zapta geçiyorsunuz mahkeme olarak. Öyle değil mi? Evet. Türk'ün de adamı var, Kürt'ün de adamı var, adamoğlu adamı var, insanoğlu insanı var, değil mi? İtoğlu iti de var. Mesele bu kadar basit. Kaldı ki insanlığı veya eşekliği insan kendi kazanıyor. Anadan kimse eşek doğmaz. Öyle. Kimse insan da doğmaz. Yani insan derken sonradan kazanılmış bir takım değerlerden oluşan şeyi kastediyorum. Yoksa cins olarak hepimiz insan doğuyoruz da sonradan itleşiyor kimi, itoğlu it oluyor kimisi. Değil mi? Ya eşoğlu eşeği de var insanların. Ama taza insan, insanoğlu insanı da var. Demek ki bunlar sonradan, anadan doğarken değil, sonradan insanın kazandığı şeyler, kazanmakla ulaştığı şeyler. Durum böyleyken doğuşunuzda hiç dahlinizin bulunmadığı bir şeyden dolayı, şu kavimden veya bu kavimden olmaktan dolayı ne yerinmenize, ne övünmenize, değil mi? Ne başınızı yere eğmenize ne de burnunuzu yukarı kaldırmanıza hiçbir gerekçeniz yoktur. Çünkü dahliniz yok. Yani sen kazanmamışsın ki. Yani senin bir kazancın değil. Diyelim ki Türk olmak üstün olmak varsayalım. Sen mi kazandın? Yok. Kendi kazancından bahsetmem. Sana verilmiş şeyi konuşma. Kürt olmak üstün olmak. Sen mi kazandın? Yok. Çalıştır mı lan? Kürt olmak bir alın terim var mı? Çalışılır mı zaten? Çalışarak Kürt olmaz ki. Çalışarak da Türk olmaz. Doğularak olmuşsun. O zaman sen kendi kazancını getir oğlum. Yani annenden babandan bahsetmem. Anneyin babayın sevabı kendine. Sen kendi sevabından bahset. Öyle değil mi? Çünkü herkes ayrı ayrı hesaba çekilmeyecek mi? Öyleyse bu kadar basit bu işler. Vatancılık da yine batıdan
Müslümanlar arasında yayılan, işte her şey vatan için, işte vatan Türkiye'dir, Türkiye Türklerindir, işte Kürdistan Kürtlerindir, Cart'tır, Cürt'tür. Ne olacak Allah'ın kulluğu yani? Kürt olmayan biri gelirse Kürdistan'da öldürecek misiniz yani? Türk olmayan biri gelir, oturursa Türkistan'da öldürüyor musunuz? Yok. Bak bir sürü Abaza var, Çerkez var, Öteber var, Türkiye'de oturuyor. Ne var? Türkiye Türklerin bir Cart, Hürriyet'in slogan yaptığı Atatürk'ün üfürük laflarından biri. Hiç. Boş boş. Anlamsız şeyler. Vatan. Ne vatan? Vatan dediğiniz işte topraktan ibaret. Onun üstünde yaşayan insanların müşterek kaderleri o vatana anlam katıyor. Birlikte gösterdikleri fedakarlıklar, çalışmalar, ürün, orayı ne hale getirdikleri, ne yaptıkları, ne kadar birlikte oldukları filan anlamlandırıyor. Yoksa toprak, toprak işte ne olacak yani? Almanya'nın toprağı gavur, Türkiye'nin toprağı Müslüman olur. Toprağın dini olmaz. Olur mu? Toprağın kili olur, kurumu olur, bilmem nesi olur. Dini yok yani. Din insanlar için, toprak için değil. O bakımdan hani işte ben Türkiye'yi vatan kabul etmiyorum. Yok, bu laflar ne kadar dangalakçaysa, işte varsa yoksa Türkiye niye başka yerde? Başka yerin günahı ne? Yani haç mı çıkardı Suriye toprağı? Yok, topraklar haç maç çıkarmadı. Bu bakımdan çok boş ve içi boş, anlamsız şeylerle uğraşmanın, o şeyler üzerine düşmenin, onları kafada taşımanın, ona göre davranışlarda bulunmanın bozuk değerler ortaya çıkardığını görüyor ve bozuk değerlerin de insanların arasını bozduğunu, insanın kendisiyle arasını bozduğunu, insanın Rabbi ile arasını bozduğunu ve diğer insanlarla, toplumla arasını bozduğunu görüyoruz. Tabii vatancılık şeyle kalmıyor, yani Türkiyecilikle örneğin kalmıyor. Efendim bakıyorsun, Çorumlu olsun da çamurdan olsun diyor biz. Öteki ulan Malatyalı olsun da bilmem ne. Belki Trabzonlu olsun da Rizeli olsun derken, tabii gidersen Trabzon'a orada oflu olsun da bilmem neden olsuna dönüşüyor iş. Vakfı kebirden olsun da tereyağından olsuna dönüşüyor. Hani biraz hafife alarak söylüyorum ama yani Türkiye boyutunda kalsa hadi neyse diyelim. Hani o da makul değil de. O kadar da daha da küçülüyor. Ha? İyice bölünüyor böyle şey mozaik gibi. En küçük parça. Yahu mucur nihayet 5 paralık şu kadar bir kasaba yani. Yenice Mahalle, efendim Solaklı Mahalle, yani ucunun neresindesin? Yenice Mahalle. Boş ver ya. Ya ulan zaten alayı kaç kuruş, kaç gram yani. Evet, tabii basit şeyler böyle işte yani kristalize oluyor. İyice küçüldükçe gülümsüğü tümden ortaya çıkıyor. Yani ucurlu olmak da yetmiyor. Ama tabii illa Solaklı Mahallesi'nden olacak. Solaklı'nın da neresinden? Göbeğinden mi yoksa kenarından mı? Bu kadar basit yani insanı böyle açtıkça ancak gülünçlüğünü gösteren şeyler olabilir. Ne olacak? İnsan doğdukları yeri insanlar kendileri seçmiyor. Hangi ana babadan doğacağını da kendi seçmiyor. Ve insanlar seçimlerinden dolayı sorumlular, sorumlu tutuluyorlar. Yani senin yüzün öyle, gözünün rengi şöyle, sen mi seçtin? Yok. Kim kendi seçti ki? Bir tek Allah'ın kulunu göstermek mümkün müdür yeryüzündeki? Boyunu, bosunu, elini, yüzünü, gözünün rengini bilmem, saçını bilmem nesini kendi seçsin. Yok. Bir takım huyları, fıtratından gelen şeyleri var. Kendi mi seçiyor, kendi mi belirliyor insanlar? Yok. Ama kendi belirlediği şeyler de var. Zaten insanlar kendi belirledikleri, kendi seçimlerinin sonucu şeylerle değerlendiriyorlar. Düşük değerleri benimsiyor insanlar. Düşük davranışlar ortaya koyuyor. Sergiliyorlarsa düşük kişilik sahibi oluyorlar. Boşver, böyle adam olmaz. Adama sarılacak birisi değil diyorsun. Veya dedirtiyor kendine. Yüce değerleri benimsiyor. Yüce davranışlar ortaya koyuyorsa işte adam dediğin öyle olur kardeşim diyorsun. Arkasına bakma gereği duymuyorsun. Adam Türk mü, Kürt mü, Boşnak mı, Gürcü mü, ne olsun diyor. Yani sizi adamlığı çarpıyor. Yani Alman ırkından oluşu şu toplumun sizin için fazla bir problem değil. Değer yargılarının düşüklüğü problem oluşturuyor. Hiç insani değerler yok. Öküz gibi yani sen şurada aç olsun orada abur cubur yer daha bir lokma da sen bir tadına bak lokanın karnına geçmiş taz gibi görünüyor demez yani. Yok.
Buna bozuluyorsunuz yoksa Alman, ne diye Alman bozuluyor? Almanlığı kendi seçmedi. Değil mi? Yani bu kadar duygusuz, bu kadar hiç başka şeyleri önemsemiyor. Yalnız hani Türkçe'de bu tipleri çok ifade eden bir deyim kullanırız ya, Rabbena hep bana. Rabbena hep banacı bir millet yani. Bu ahlakı bize sevdirmiyor onlar. Yoksa ne düşmanımız olacak? Değer yargılarının yanlışlığı, bozukluğu onları düşük kişilik sahibi yapıyor. Yalnız şehvetlerini düşünen, yalnız midelerini düşünen insan olmaktan öteye bir anlam ifade etmiyor. Şimdi Batı'nın Müslümanları etkilediği alanların ilk sıralarını oluşturan kavramlardan sabah laiklik, milliyetçilik ve vatancılık üzerinde durmuştuk. Şimdi ise Türkçe'ye cumhuriyetçilik olarak tercüme edebileceğimiz, neredeyse Türkçeleşmiş olan demokrasi deyimi üzerinde durmak istiyoruz. Demokrasi nedir? Kısaca demokrasi iki ayrı eski Yunanca kelimeden oluşuyor. Demos, kratos kelimeleri. Demos halk, kratos idare, yönetim demek. Demos kratos halkın idaresi, halkın yönetimi anlamına gelen bu kelime eski Yunan'da Atina şehrinde, şehrin merkez yerinde bulunan forum denilen meydanda Atina'nın vatandaşı sayılan 25 bin nüfus içerisinden takriben 3 bin kişinin toplanmasıyla oluşuyordu. Bu forumda toplanan 3 bin kişi, 3 bin Atina vatandaşının yalnız oy verme hakkı vardı. Ve bu oy verme hakkına sahip kişiler forum denilen şehir meydanında toplanıyor. Orada nasıl yönetilecekleriyle ilgili, çıkarılacak kanunlarla, konulacak düzenlemelerle ilgili görüşlerini belirtiyorlardı. Daha sonra da görüşler, belirtilen görüşler lehine veya aleyhine oylamalar yapılıyor. Böylece hangi görüş kanunlaşacak, hangi görüş herkesi bağlayıcı hale gelecek, bu ortaya çıkarılıyor idi. Eski Yunan demokrasisinde veya Atina demokrasisinde vatandaş olmayanların ne oy hakkı var idi ne de görüş bildirme hakkı var idi. Köleler, tüccarlar, yabancılar gibi sınıflandırılabilen ve vatandaş olmayan Yunanlılar da Yunan vatandaşı olan 3000 kişinin oylarının ekseriyetini alan görüşün kanunlaşmasıyla o kanunlarla kendilerini bağlı biliyor, bağlı buluyorlardı. Demokrasinin tarihteki ilk uygulaması olarak belirtilen konum böyle anlatılıyor siyaset felsefelerinde. Zaman içerisinde demokrasi eski Yunan'daki bu uygulamasıyla unutulmuş, ihmal edilmiş. Daha sonra Roma'da Senato vasıtasıyla Senato'ya gelen senatörlerin oylarının ekseriyetinin kanunlaşma ortamı bulduğu bir dönem yaşamış. Daha sonra Hristiyanlaşan Avrupa'da yönetim tamamen kral, kilise, ikilisinin eline geçtiğinden ne halkın ne de onların temsilcilerinin herhangi bir oyunun görüş belirtmesinin söz konusu olmadığı uzun asırlar yaşanmış. Yönetim tamamen kilise tarafından belirlenmiş, kral tarafından mühürlenmiş ve uzun asırlar insanlar böylece yönetile gelmiş idiler. 1789 Fransız İhtilali eski Yunan demokrasisini de yeniden ve yeni anlamlar kazandırarak ortaya çıkmasını sağlayan bir devrim oldu. Fransız demokrasisi veya Fransız İhtilali demokrasiyi tam şekillendirmiş olmamakla birlikte esasını Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerinde L'Esprit de Loi, kanunların ruhu ve Le Contrat Social, yani İçtimai Mukavele adını verdikleri iki ana eser, bu iki şahsa ait olan eserler, demokrasinin özüyle ilgili, Avrupa'da yeniden teşekkül eden demokrasiyle ilgili kavramları gelişmesinde çok büyük rolü olmuş, hala da adı anılan insanlar olarak durmaktadır.
Gerek Kanunların Ruhu isimli eserinde, gerekse İçtimai Mukavele isimli eserlerinde Jean-Jacques Rousseau'nun Montesquieu, demokrasinin kuram olarak, bir felsefe olarak şöyle teşekkül ettiğini söylüyor. İnsanlar tabiata analarından doğarken sahip bulundukları ve dünyaya gelirken de yaşayacakları dünyaya beraberlerinde getirdikleri dört ana hürriyetle doğarlar. Bunlar bir inanç hürriyeti, iki fikir hürriyeti, üç mülk hürriyeti, dört şahsi hürriyet. Bu hürriyetler o kişilerin istedikleri gibi kullanabilmelerini sağlayacak imkanlardan mahrum bir şekilde kişilerin elinde bulunur. Zira doğada, tabiatta aynı zamanda eşitsizlik söz konusudur. Bu kuramın sahiplerine göre anlatıyoruz. Bu bakımdan güçlüsü güçsüzü, daha az akıllısı daha çok akıllısı, daha beceriklisi daha az beceriklisi bulunan insanların analarından doğarken yaşayacakları dünyada kullanmak üzere getirdikleri bu hürriyetleri kullanmalarını, olanca imkanıyla kullanmalarını engeller. Bu eşitsizliği eşitlemek gerekir. Bunun için insanlar biri diğerinin hürriyetini suistimal etmemek, önlememesi için, biri diğerinin hürriyetini kullanmasına engel olmaması için aralarında bir anlaşma yapılmaya ihtiyaç vardır. Bu anlaşma, insanlar arasında meydana gelecek anlaşmaya içtimai mukavele, yani içtimai sözleşme, içtimai kontrat adı veriliyor. Fransızcası le contrat social, sosyal yani içtimai kontrat. Burada güya insanlar, biz bir araya gelip bir arada yaşayacağız. Bunun için ücretle bizi yönetecek insanlar tutalım. O insanlara para verelim. O insanlar bizim yönetimimizi sağlasınlar. Asıl olan da dünyaya gelirken anne karnından beraberimizde getirdiğimiz hürriyetlerimizi, zayıfımıza da güçlümüze de, az akıllımıza da çok akıllımıza da, beceriklisimize ve beceriksizimize aynı nispette o hürriyetleri kullanabilme imkanı sağlasınlar. Yani güçlü güçsüzün kendi hürriyetini kullanırken güçsüzün hürriyetini kullanamaz hale getirmeye kalktığı noktada devlet onun önüne geçerek bunu engellesin. Akıllı daha az akıllının hürriyetini kullanmasını engelleyecek boyutlarda kendi hürriyetlerini kullanıyorken devlet bunu engellesin. Yani devletin varlığının sebebi insanların hayata gelirken sahibi bulundukları, analarından doğarken birlikte getirdiklerini varsaydıkları bu hürriyetleri korumadır. Yani kısaca demokraside devletler ancak ve ancak insanların sahibi bulundukları hürriyetleri korumak içindir. O hürriyetleri kullanabilmelerini temin içindir. Devlet bunun için vardır. Bu sebeple varlığı meşrudur ve bunu gerçekleştirdiği sürece meşru varlığını sürdürür. Hürriyetlere karşı olan devletin herhangi bir bulunma gerekçesi, yaşama gerekçesi kalmaz. O sebeple devlet ancak hürriyetleri koruyorsa, insanların sahibi bulunduğu varsayılan hürriyetlerini koruyor, istediği şekilde başkalarının hürriyetlerini tecavüz etmeden kullanabilmelerini sağladığı sürece devlet meşru bir varlık olarak bulunur diyorlar. Demokrasinin temeli de budur. Demokrasilerde laikliği tamamlayan bir ana unsur olarak insanların özellikle tepkisel olarak batıda doğduğu, batıdaki kral-kilise ikilisinin uygulamasına karşı çıkış olarak ortaya çıktığı için açık bir şekilde dini hayata karıştırmama demek olan, dini hayatın dışında tutmak demek olan laiklikle birlikte mütalaa edildiğinde ancak bir anlam ifade etmektedir. Bu sebeple biz demokrasisiz laiklik, laikliksiz demokrasi olamaz der isek esasta kesinlikle yanlış bir şey söylemiş olmayız.
Açıkça görülüyor ki demokrasilerde insanların ya doğrudan oylarına başvurulmakta ya da dolaylı olarak yani temsilcilerinin oylarına başvurmak suretiyle neyin iyi, neyin kötü, neyin doğrunun doğru, neyin yanlış olduğu tespit edilmektedir. Bu sebeple de Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde de meclisin karşısında alnında da yazıldığı gibi hakimiyet kayıtsız, şartsız yani hiçbir kayda, hiçbir üstün iradeye tabi olmadan halka aittir ifadesi, halkındır ifadesi hepinizin de bildiği bir vaka olarak karşımızda durmaktadır. Yani bu hakimiyet o denli halka, o denli halkın kendisine ve ister istemez sonuç olarak temsilcilerine aittir ki bu hakimiyeti ne Allah bölebilir, ne Resulü bölebilir, ne başka birisi bölebilir. Hiç kimse tasarruf edecek. Halkın üstünlüğü, insanların üstünlüğü söz konusudur. Haşa, İslam'a göre söylüyorum haşayı tabii. Onlar haşa demiyorlar bu konuda. Allah'a rağmen insanların üstünlüğünü iddia eden, insanların hakimiyetini, hakimiyeti insanlara veren, tanıyan ve insandan üstün bir varlık, Allah da dahil tanımayan bir yaşam biçiminin, bir yaşam tarzının adıdır demokrasi. Bu sebepledir ki insanlardan sadır olan her fikir, her görüş kesinlikle Allah'tan da gelse başka görüşlerden üstün kabul edilir. Demokrasilerin temeli budur. Yani demokrasilerde Türkiye'de benzetmeye ya da aldatmaya, uyutmaya çalıştıkları gibi işte hem Allah hakimdir, hem insanlar hakimdir filan yutturmacasının en ufak kabul görecek yanı yoktur. Olması da mümkün değildir. Zaten hakimiyet öyle bir şeydir ki ya tamamen ancak Allah'a ait olabilir ya da Allah'a ait hakimiyeti azıcık da bölüp birazını kendinize aldınız mı o hakimiyet Allah'ın hakimiyeti olmaktan kesinlikle çıkar. Bu tıpkı iffet gibidir, ırz gibidir. Yani namussuzluğun, arsızlığın, hayasızlığın küçüğü, büyüğü nasıl yok, hepsi hayasızlık olarak telakki edilirse, arsızlık olarak, iffetsizlik olarak telakki edilirse, hakimiyet de öyle bir kavramdır ki ya tamamen yalnızca Allah'a ait olur, Resulü de onun uygulayıcısıdır, sahabeler de onun uygulayıcısıdır, emir-il müminin de onun uygulayıcısıdır, fert ve toplum ancak üstünlüğü Allah'a tanıyor demektir o düzendeki İslami düzen. Orada ancak kişiler üstünlüklerini kendilerini uydurdukları, kendilerini tabi kıldıkları şeriatın üstünlüğünden, İslam şeriatının üstünlüğünden kazanırlar, alırlar. Yoksa bizatihi başka bir üstünlükleri yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlar arasındaki farkın, üstünlük farkının ancak takva ile olduğunu buyurmasının açık anlamı odur ki takva Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın emirlerinin insanın kendisi de dahil topluma da üstün olduğunu kabul etmek anlamına gelmekte ve bu üstün hükümlere uymak suretiyle, uyma yarışında birbirini geçmek suretiyle insanların birinin diğerinden daha ileride olması, birinin diğerinden Allah'a daha yakın olması sonucu doğabilir anlamındadır. Bu itibarla eğer demokrasi şu doğrunun bu ucuysa ki insanların hevalarına yani kendi arzularına, kendi isteklerine uymaları anlamındadır kısaca, İslam onun tam tersine şu doğrunun diğer ucudur. Zira İslam başından sonuna kadar insanları, diğer bir ifadeyle Allah kullarını kendinden gelen vahye teslim olmaya çağırırken, demokrasi insanları hevalarına, şahsi arzularına uymaya çağıran dünya görüşünün ve yaşam biçiminin adıdır. Bu itibarla birinin diğerine benzemesi veya birinin diğerinde olması, birinin diğeri gibi olması diye bir şey asla söz konusu olmayıp, biri diğerinin tam 180 derece zıddı olan iki yaşam biçiminin adıdır. İslam vahye teslimiyetin adı iken demokrasi heva nefse teslimiyetin adıdır ki bunu açıkça uygulanan rejimlerde